Makat geliş, bebeğin doğum kanalına ters girmesi şeklinde tanımlanabilir. Normal şartlarda doğum yaklaştığında bebeğin olması gereken pozisyon baş aşağıdır. Yani popo ve ayaklar yukarıda olmalıdır. Bunun tam tersi pozisyon ise makat gelişi, yani ters doğum olarak adlandırılır. Amniyon sıvısının olması gerekenden az veya fazla olması, erken doğum, rahim şekli anomaliliği, miyomlar veya plasentanın rahim ağzını kısmen veya tamamen kapatması makat gelişi nedenlerinden sadece birkaçıdır. Makat gelişlerde çoğu zaman sezaryen yöntemine başvurulur. Çünkü bu pozisyonda bebeğin doğum kanalından geçmesi oldukça risklidir. Baş gelişlerde bebek başıyla doğum kanalını genişletirken makat gelişlerde bu durum söz konusu değildir. Bu da doğumun zor geçmesine neden olabilir. Doktorunuz eliyle yapacağı muayene veya ultrason görüntüleriyle bebeğinizin ters durup durmadığını anlayabilir. Eğer bebeğiniz ters pozisyonda duruyorsa doktorunuz yine yapacağı manevra ile bebeğinizin pozisyonu değiştirebilir. Ancak bu durum oldukça riskli bir uygulamadır ve yalnızca hekim tarafından yapılmalıdır. Nadir durumlarda da olsa makat gelişlerde normal doğuma başvurulabilir. Ancak bunun için hem annenin hem de bebeğin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Örneğin hamilelik miadını doldurmuş ve kendiliğinden başlamışsa, anne de herhangi bir engel bulunmuyorsa ve bebeğin çenesi göğsüne değer pozisyondaysa makat gelişlerde normal doğum tercih edilebilir. Daha fazla bilgi için açıklamanın arkasında bıraktığımız linklere tıklayabilir veya gebe.com'a girerek arama çubuğuna makat geliş yazabilirsiniz.